merhaba, ben Tolga Özbek. Teknofest'in 5. ve son gününde sizlerle beraberiz. Yine şöyle bir sahada dolaşacağız ve buradaki haberleri, farklı hava araçlarını, insanların hikayelerini sizlerle birlikte buluşturacağız. Bugün Adanalıların ilgisi çok yüksek. Pazar olması nedeniyle çok sayıda ziyaretçi buraya gelmiş durumda. Oldukça kalabalık, hem sıcak hem insanların sıcağı ve oldukça keyifli bir ortam var. Hadi birlikte Apron'da dolaşalım. Şimdi sizi bir babayla tanıştıracağım. Arkamda gördüğünüz F4D 2020 Phantom Terminator olarak biliniyor ama havacıların arasında adı baba. Burada çok önemli iki klasik hava aracının olduğunu söylemiştim. Efsane. Bir tanesini dün tanıttığım Türk Deniz Kuvvetleri'nin AH-1W Super Cobra, arkamda da F4E Phantom. Bu yıl Türkiye'de F4 uçaklarının 50. yılı, önümüzdeki günlerde de bir tören gerçekleştirilecek ve uçaklarla ilgili bir kutlama gerçekleştirilecek. F4'ler dünya havacılık tarihinin efsane uçaklarından biri. Ta Vietnam Savaşı'ndan günümüze kadar kullanılıyor. Ama o haliyle kalmış değil. Türk Hava Kuvvetleri'nin yaptığı modernizasyonla birlikte uçakların radar ve atış sistemleri geliştirildi. Bugün özellikle terörle mücadelede çok önemli bir yere sahip. F4 dediğimiz zaman işte çok mu bunlar yaşlı gibi böyle ifadeler, yorumlar görüyorum ben. Teknik bakım ekipleri tecrübelerini, özverilerini konuşturuyorlar ve bu uçakların faal olarak burada tutulması için ellerinden geleni yapıyorlar ve emniyetli uçuşlarını sağlıyorlar. Bir başka önemli konu da bu uçaklarla ilgili, yazılımları bize ait olduğu için bu uçakların her türlü mühimmatı atabilmemiz. Burada tabii takipçilerimizle bir araya geliyoruz. Onlarla en azından yüz yüze görüşüyoruz. Evet. Sizi tanıyalım. İsmim Ertuğrul Soylu. Osmaniye'den geliyoruz. Osmaniye'den. Tamam. Evet. Bölge insanı. Süper. Evet. Bu güzel evlatlar sizin mi? Evet efendim. Senin adın ne? Atletin. Evet. Senin Atletin. Adın ne? Ayakufan. Senin? Seydener. Senin diyeceğim ama senden konuşacaksın, büyüyeceksin. Sizin isminizi öğrenelim. Meryem. Maşallah diyoruz. Nasıl buldunuz burayı? Neler sizin ilginizi çekti? Teknolojik ülkemizin ilerlemesi, gördüğümüz şeyler bizi çok onur ve mutlu etti. Gerçekten çok heyecanlıyız. Daha da ileri seviyelere gideriz. İnşallah Kaan uçağımızı görmek nasip olur. İnşallah 2026 gibi TUSAŞ Genel Müdürü getirmeyi hedefliyoruz dedi. Çocuklara soralım. Pilot mu olacaksınız? Mühendis mi olacaksınız? Ne olacaksınız? Havacı olacak mısınız? Pilot olacağım. Sen ne olacaksın? Mesela mühendis olmak ister misin? Bu uçakları tasarlamak ister misin? Yoksa öğretmen olup geleceğin pilotlarını, mühendislerini mi yetiştirmek istersin? Öğretmen olmak isterim. Ay ne güzel valla. Başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Çok çok memnun oldum. Size de başarılarınızı, devamınızı diliyorum. Yayınınızı ilgilen takip ediyoruz. Başarılarınız daim olsun inşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Elon Musk'ın SpaceX'inde dikine iniş kalkış yapan roketlerle uzaya ekonomik bir şekilde ve verimli bir şekilde uydular gidiyor, sistemler gidiyor. Bizim Türk gençlerimiz de çalışıyorlar. Sizi tanıyalım mı öncelikle? Merhaba, ben Ertuğrul Özkul. İTÜ'de uzay mühendisliği okuyorum, 4. sınıfım. Bu sene Gökbörü Havacılık ve Uzay Takımı olarak dikine iniş roket yarışmasına katıldık. Önce biraz takımımızdan bahsedeyim kısaca isterseniz. Biz Gökbörü olarak 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulduk. Teknofest'le birlikte işte biz de bu işin nasıl ucundan tutabiliriz, nasıl kendimizi geliştirip bu vatana daha iyi katkıda bulunabiliriz diye düşünerek bu takım kuruldu. Bu senede düzenlenen bir yarışmaya katıldık ve ilk senemizdi bu sene. İlk senemizde daha önce yapılamayan bu dikey inişi gerçekleştirdik. Bütün şartları sağlayarak. Daha önce yapılmamıştı, evet. Görevle birlikte dikey inişi, evet, gerçekleştirdiniz. Evet. Biz roketleri ateşleniyor, fırlıyor, gidiyor. Peki dikey iniş için ne geliştirdiniz? Nasıl bir yazılım, neler koydunuz? Biraz o teknik bilgileri alalım sizden. Tabii ki. Aslında konsept olarak bu yarışma Ay'a dikey iniş için gerçekleştirilmiş bir yarışma. Roketimizde bunu sadece kalkış kısmı yok, iniş oluyor. Yukarıdan serbest bırakılıyor roket ve 9 metreden dikey ve yumuşak bir şekilde indirilmesi bekleniyor. Bunun için 3 şartımız var ana olarak. Birincisi, roket dik inmek zorunda tabii. Yumuşak iniş gerçekleştirmeli. Yumuşak inişten kastım ne?
roketin yere inerken belirli bir hızın altında inmesi gerek. Üç şartı da aynı anda sağlayan tek biz olduk bu sene. İlk ve tek defa. Bu şartları nasıl sağlıyoruz? Gördüğünüz üzere burada bir tüpümüz bulunuyor. Normal dalış tüpü. Tüpün içine basınçlı hava dolduruyoruz. Bu bildiğimiz kuru hava, atmosferdeki hava olarak da anlayabilirsiniz. Bu havayı borular aracılığıyla aşağıya ve yukarıya yönlendirerek buradaki sistemlerimize aktarıyoruz. Yukarıda reaksiyon kontrol sistemi dediğimiz bir sistemimiz var. Burada 4 tane itki sistemimiz bulunmakta. Bu sistem roket havadayken böyle yönelimini değiştirdiği zaman, eğildiği zaman çalışıyor ve roketi tekrar dik hale getiriyor. Dengesini sağlıyor yani. Roket yere yaklaştığı zaman da aşağıdaki ana itki sistemimiz çalışıyor ve roketi yavaşlatarak yere indirmiş oluyor. Elinizde birincilik ödülünüz. Sizi bir tanıyalım. Siz de İTÜ'de misiniz? Evet, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. İsmim Ayşe Büşra Zirek. Çevre Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Şöyle aslında bakınca benim bölümümle çalıştığım alan rokette çok alakasız. Ben elektronik kısmında çalışıyorum ama çevre mühendisiyle bunun bir alakası yok. Birazcık daha ilgi alanının nasıl bağdaştırdınız? Şöyle, benim ilgi alanım olduğunu gördüm ve gerçekten çalışması çok keyifliydi. Peki zor muydu bu projeyi hayata geçirmek? Ya aslında bu ilk defa yapılan bir proje. Hani başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ama bence çok çalışmamızın vesilesiyle bunun hani aslında göründüğü kadar zor olmadığını ispatlamış olduk. Tabii Teknofest sadece Türkiye değil, kardeş ülkeler, çevre ülkeler, oralardan da gelen yarışmacılarımız var. Ve tabii ki Azerbaycan bayrağını da gördük burada ve hemen arkadaşlarımızın yanına geldik. Sizi tanıyalım mı? Salam, ben Ravan Fıdırov. Biz arkadaşlarla beraber Bakı'dan geldik ve kendi projemizi Teknofest'te sunma imkanı kazandık. Projemiz akıllı saat oluyor. Biz bu akıllı saatle okullarda çocukların sağlık verilerini ölçmeye çalışırız ve bu sağlık verileri üzerine yapay zeka kullanarak çocukların zorbalığa maruz kalıp kalmadığını tespit ediyoruz ve zorbalığa maruz kaldığında ebeveynlere ve öğretmenlere haber veriyoruz. Nasıl haber veriyorsunuz? Sağlık verilerinde bizde kalp atışları vesaire var. Ve bu kalp atışlarında anomali tespiti yapıyoruz ve yapay zeka ile bu anomalinin zorbalığa uygun olup olmadığını tespit ederek haber veriyoruz. O kadar güzel gençler var ki burada, çok güzel bir fikirle Türk Hava Yolları'nın fikir yarışmasında ödül almış arkadaşlar. Hani uçaktan indik, bavulumuz kırıldı, döküldü, başına bir şey geldi ya, yapay zeka ile bunları tespit edecekler. Ama bir ilginç noktası var. Bu bütün arkadaşlar İstanbul Maltepe'de lisede beraberler. Kimi iş hayatına atılmış, kimi farklı bölümlerde eğitimlerine devam ettiriyor. Pırıl pırıl gençlerin projesini dinleyelim. Adınızı alayım. İsmim Muhammed Salih Yılmaz. Türk Hava Yolları'nın geliştirdiği yarışmada Teknofest kapsamında birinci olduk. Yarışmamızın genel konusu yapay zeka desteğiyle valizlerin hasar alıp almadığının tespiti. Nasıl tespit ediyorsunuz? Birkaç farklı yöntemimiz var. Öncelikle valizin hasar almadığının onaylanması gerekiyor. Bunu da yine benzer şekilde ya kontuarlardaki kameralar üzerinden yahut kontuarlara kamera konulmayacak durumdaysa müşterinin, yolcunun kendi telefon kamerasından tespit ediyoruz. Ardından uçuş bitti, havalimanına tekrar inildi, valizin alınması durumunda biz burada valizin hasar alıp almadığını yine benzer şekilde kontuarlarda yahut telefon kamerası üzerinden tespit ediyoruz. Yapay zeka kullanıyoruz. Yapay zeka kullanıyoruz. Derin öğrenme yöntemlerini kullanıyoruz. Valizin hasar aldığı tespit edildiği takdirde Türk Hava Yolları'nın sistemine bir bildirim düşüyor. Ve normal şartlarda 1,5-2 ay kadar sürecek olan tazmin süresi bizim sistemimizde 10-12 dakika arasında gerçekleşmiş oluyor. Ve ardından birkaç farklı seçenek sunuyor. Bunlardan ilki doğrudan aynı valizin tazmini. Türk Hava Yolları çalışanı geliyor, valizini size teslim ediyor birkaç dakika içerisinde. Sizin oradaki kioska gitmenize gerek kalmadan. Yahut 2000 liralık bir valiz olduğunu varsayalım. TK Cüzdan diye bir uygulama çıkardı Türk Hava Yolları.
normal parayı vermektense TK cüzdanına bir ücret yatırıyor. Normal ücretten %10-15 fazla. Böylece Türk Hava Yolları'nın cebinden para doğrudan çıkmamış oluyor. Çıkan para da Türk Hava Yolları'nın cebine doğrudan girmiş oluyor. Teknofest'te minik yarışmacılar, teknolojiler geliştiriyorlar. Burada birincilik ödülü almışlar. Seni bir tanıyalım mı? Adın ne? Benim adım Gazi Eren Yıldız. Peki hangi projeyle birincilik aldın? Bize anlatır mısın? Tabii. Bizim projemiz sürücü uyuduğunda ve yol hipnozuna girdiğinde onu çoklu duyularıyla uyaran bir proje. Yapay zeka makine öğrenimiyle sürücünün uyuduğunu kamera algılıyor. Bileklik tek titreşim motorundan ve laptopun hoparlöründen uyarı veriyor. Ve sürücü uyanıyor, kazaların önüne geçiyorsunuz. Evet. Seni tanıyalım şimdi. Ben Akif Recep Elvan. Sen hangi dersi çok seviyorsun okulda? Ben robotik kodlama dersini. Robotik kodlama. Peki robotik kodlama dersinden öğrendiklerini burada uyguladın mı? Evet. Bu projemiz de robotik hocamızın anlattığı projedir. Geleceğim seneye yine birinci olacaksınız ve bu başarınızı yurt dışına taşıyacaksınız, ürün haline getireceksiniz. Yine ben size röportaj yapacağım, tamam mı? Bu yıl Teknofest'te ana konulardan bir tanesi de Selçuk Bayraktar'ın dediği gibi yapay zeka. Şu an Havelsan'dayız. Havelsan'ın genel müdürü Mehmet Akif Nacar'la beraber. Şimdi ben Türkiye'de yapay zeka deyince aklıma Havelsan geliyor. Havelsan'ın da yeni ürünü Main. Ama vatandaş sorabilir tabii. ChatGPT gibi girelim. Şunu söylüyor mu, ediyor mu? Sizden biraz alalım detaylarını. Siz tabii devlet kurumları için bu yapay zekayı geliştiriyorsunuz. Ne aşamadasınız? Nasıl kurumlara yardımcı oluyor? Galiba da en önemli bu konu siber güvenlik. Zaten siber güvenlikte Havelsan'ın en önemli hizmet kalemlerinden bir tanesi. Teşekkür ederim Tolga Bey. Öncelikle siz de Havelsan standımıza hoş geldiniz. Teknofest'in bugün açılışında da büyük ölçüde vurgulandığı gibi yapay zeka günümüzün en önemli teknolojilerinden bir tanesi ve bunun insanlık yararına kullanılması da son derece önemli. Şimdi tabii Havelsan deyince 42 yıl var gerisinde. Bu 42 yıl içerisinde yazılım alanında birçok derinlemesine geliştirilmiş ürünler, teknolojiler var. Yapay zeka var. Yapay zeka bugün değil, Havelsan'da sürekli var oldu. Sürekli yapay zekanın gelişimiyle birlikte Havelsan'ın ürünlerinde yapay zeka karar destekte kullanıldı. Yapay zeka görüntü işlemede, yapay zeka görüntü kıymetlendirmede kullanıldı geçmişten bu yana. Son 5 yıl içerisinde otonom sistemlerde yapay zeka kullanımı yoğun bir şekilde gerçekleştirildi. Ve son olarak da özellikle pandemi sonrası ortaya çıkan büyük verilerin de yaygınlaşmasıyla birlikte veri işlemenin daha hızlı yapılabildiği bir takım mikro prosesörlerin de ortaya çıkmasıyla birlikte mikro işlemcilerin yapay zekanın önemi daha arttı ve bu süre içerisinde de üretken yapay zeka konuları ön plana çıktı. Üretken yapay zeka ile artık herhangi bir aklımıza gelen bir soruyu Google'daki arama motoruna yazmak yerine sıradan cümlelerle bir yapay zeka ekranında yazıp o konuyla ilgili detaylı, filtrelenmiş, rafine edilmiş özet bilgileri alabiliyoruz. Bununla tanıştı insanlık. Yine aynı şekilde video search dediğimiz video içerisinde görüntü arama, video içerisinde bir olayı tarama, video içerisindeki sesleri yazıya dökme gibi daha önce 10 yıl önce, 20 yıl önce imkan dahilinde olmayan, teknolojisi var olan ama bu teknolojiyi uygulayacak veri, bu teknolojiyi uygulayacak donanım altyapısı olmadığından dolayı gerçekleştirilemeyen birçok aslında algoritma bu transformerlar vasıtasıyla dönüştürüldü, değiştirildi ve dolayısıyla günümüzde artık yapay zekanın üretken olan kısmıyla ilgileniyoruz ve insanımızın da artık bu noktadan sonra endişelenmeye başladığını görüyoruz. Yapay zeka işte şu olayı yapar mı, hukuki sonuç doğurur mu, yanlış yapar mı, insanlığın sonu mudur gibi sorularla karşılaşmaya başladık. Tabii ki Havelsan olarak biz bunu insanlığın yararına ve kullanıcılarımızın da faydasına olacak şekilde yapıyor ve tasarlıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz Main GPT aslında 9 milyar parametreyi ve sınırlı veriyi tarayarak aslında oralardan çıkarım yapan ve kullanıcılara yardımcı olan bir tool, bir sistem aslında. Burada
Özellikle biz kamunun verilerini alıp oradan yararlı bilgileri çıkarmayı hedefliyoruz. Bu konuda da bir takım imzalar da attık. Dolayısıyla biz kamunun verisi kamuda kalsın, dışarıya açılmasın ama o veriler de daha kullanılabilir hale gelsin. İstendiği zaman, arandığı zaman çok kolay bir şekilde sonuca ulaşılabilsin diye. Bu alanda çalışmalar yapıyoruz. İşte özet çıkarma, sesli verileri yazıya çevirme, yazılıyı sesliye çevirme, classification dediğimiz sınıflandırma, görüntü tanıma, kıymetlendirme gibi birçok aslında dijital asistan da diyebileceğimiz birçok verilerin işlenebildiği ve üretken olarak kullanıcıya sunulabildiği ama bu son kullanıcı dediğim gibi bütün vatandaşımız değil, sadece ilgili kurumların ilgili kullanıcıları olacak. Onların işini kolaylaştırmak birinci hedefimiz, birinci görevimiz, birinci işimiz. Tabii ki dünyada bunu açıktan yapan birçok girişim, firma da var. Türkiye'de de bunlar çıkmaya başladı. Onlar daha genel veriler üzerinde çalışırken biz daha özel veriler üzerinden bunu yapmayı hedefliyoruz ve bu şekilde yol haritamızı sürdürüyoruz. Şimdi tabii Adana'ya gelmişken ilk defa Adana'da Teknofest yapılıyor. Halkı görüyoruz. Çok heyecanlı herkes. Çok büyük ilgi var. Güzel sorular, ben bile çok güzel sorular ve ilgiyle karşı karşıyayım ki Havelsan çok daha fazla ilgiyi, alakayı alıyordur. Tabii Adana dediğimiz zaman da biraz da geçen yıla gidip ne yazık ki bölge yakınlarında Kahramanmaraş ve etrafı etkileyen çok ağır bir deprem de yaşadık bir taraftan. Sizler Havelsan olarak bu bölgenin tekrar ayağa kalkması için, istihdamın oluşması için, eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara da destek veriyorsunuz. Savunma sanayi içerisinde omuz veren şirketlerden birisiniz. Hazır gelmişken bu bölgede neler yapıyorsunuz? Onları da bir sizden dinlemek isterim. Tabii Adana'mız da aslında çok sıcak. Hem havasıyla, hem samimiyetiyle, hem insanlarıyla. Biz burayı her zaman kendimize yakın, insanlarını sıcak gördük. Ve bu kucaklaşmayı bugün sabah açılışta da vatandaşımızla bu yakınlaşmayı hissettik. Dolayısıyla biz bu bölgede öncelikle 6 Şubat depremlerinden çok etkilenen bir bölge. Tamamen içerisinde olmasa bile burada da etkilerini gördük. Ve en yakınındaki Hatay ilimiz bu anlamda çok büyük sonuçlara katlanmak durumunda. Geçen ay da oradaydık. Geçen ay orada bir yetimhane sitesinin açılışını yaptık. Yani kimsesiz kalan deprem sonucunda çocuklarla ilgili bir siteyi açtık. Açılış savunma sanayinin tamamının bir desteğiyle, bir araya gelmesiyle oluşturmuş olduğu bir yapıydı bu. Ondan sonra Adıyaman yine depremden en çok etkilenen illerimizden bir tanesi. Orada da Savunma Sanayi Başkanlığımızın liderliğinde bir fabrika veya bir işletme kurulması planlanıyor. Orayla ilgili de Havelsan üzerine düşeni gerçekleştiriyor. Yine bu bölgelerde teknokentlerin gelişmesi, yazılım sektörünün ayağa kalkması, buradaki istihdamın ülke geneline yayılması için bir takım programlar düzenledik. Siber güvenlik programları düzenledik. Yine Harran Üniversitemizde Şanlıurfa'da bir yazılım merkezi oluşturduk. Bu sayede bir takım diyalog gibi ürünlerimizi de orada geliştirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla savunma sanayinin bu bölgeye olan ilgisi, diğer firmalarımızın diğer şehirlere olan ilgisi kat be kat artmış durumda. Burada hem istihdama yardımcı olacak hem de nitelikli iş gücü oluşturmaya, yetiştirmeye yönelik olarak biz bu anlamda depremin ilk olduğu günden beri gerek sahada ilk yardım anlamında bulunduk. Çadır, konteyner vesaire anlamında bulunduk. Sonrasında da bu acıyı azaltıcı, istihdamı artırıcı, burada yerleşimi kolaylaştırıcı iş alanları, sektörleri açmak için de savunma sanayi olarak önemli bir görevi ifa ettiğimizi düşünüyorum. Adana'nın sıcaklığı, insanının samimi yaklaşımlarını burada gördünüz dediniz. Ben sözü şeye getirmek istiyorum. Sizin burada bir deneyim merkeziniz var. Gençler için sistemleriniz oyunlarla birlikte iç içe geçirilmiş bir şekilde burada görüyorlar. Bu arada tabii gençlerimizi de oraya davet edelim bir yandan. Bir de orada neler yapılıyor onları da sizden dinlemek isteriz. Tabii ki genci, yaşlısı, herkesi, bütün Adanalıları davet ediyoruz. Gönlümüz geniş, standımız dar olsa da gönlümüz geniş, olabildiğince çok insanımızı burada ağırlamayı isteriz. Bunun için aslında planladığımız, düzenlediğimiz çalışmalardan bir tanesi Tekno Kahramanlar. Tekno Kahramanlar zaten dışarıdan hiçbir şey görünmüyor. Gizemli bir yer. Girdiğiniz zaman içeride bizim siber, kritik tesis güvenliği alanlarda da yaptığımız çalışmaları deneyimliyorlar. Daha sonrasında otonom ve simülasyon alanında yaptığımız çalışmaları oyun şeklinde deneyimliyorlar.
deneyimleme şansı veriyoruz. Son olarak da komuta kontrol alanında işte hava, deniz ve kara alanlarında komuta kontrol, radar kontrolü vesaire gibi sistemleri canlandırdığımız oyun tarzı sistemlerimiz var. 8-15 yaş arası gençler için tasarladığımız bir şey. Bunun ötesinde yine Mars görevi icra ettikleri bir robotik kodlama atölyemiz var. O da daha genç yaştaki çocuklarımıza aslında hitap eden bir yarışma. Daha önceki Teknofest'lerde de bunu yaptık, ilgiyle karşılandı ve devam ediyoruz. Simülatör deneyimleme de son derece önemli. Takdir edersiniz ki uçak simülatörü çok büyük hacimli bir şey olduğu için buraya getirmek çok kolay olmuyor. O yüzden paraşüt simülatörüyle yetindik her yıl olduğu gibi. En azından sanal paraşüt simülatörümüzle bir serbest atlayışı deneyimleyebiliyorlar. Paraşütle atlayıp daha sonra paraşütü açma, süzülme vesaire, paraşütü indirebilme gibi manevraları öğrendikleri, çalıştıkları bir simülatör ortamını burada Adanalı gençlerimize, Adanalı kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olduk. Ben de diyorum ki havacılığa geleceğini savunma sanayinde gören gençlerimiz, mühendis olsunlar, yazılımcı olsunlar, pilot olsunlar, teknisyen olsunlar, eğitimlerini tamamlasınlar. Eğitimlerini görürken belki sizlerim staj yaparlar başka savunma şirketlerimizde, ama sektörümüzün gençlere ihtiyacı var. Ve geldik Teknofest'in sonuna. 5 günlük organizasyonla bir gün öncesinde 6 gün size günlük vlog tarzında Havelsan'la yaptığımız işbirliğiyle birlikte size bunları sunduk. Farklı farklı projeleri tanıttık, gençlerimize mikrofon uzattık ve aynı zamanda da etrafta bulunan hava araçlarını, helikopterlerden İHA'ya, uçaklardan savaş uçaklarına kadar ve tabii ki gösterilere kadar sizlere dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım Teknofest'in heyecanını sizlere aktarabilmişizdir. Bu yayınlarda Adana'da gerçekten çok ciddi bir hava sıcaklığının yanı sıra, hep söylüyorum, Adana ve çevre illerden gelen insanlarımızın sıcaklığı, o sıcaklığı eritti ve biz de burada yüzlerce takipçimizle bir araya geldik, fotoğraflar çektirdik, sohbet ettik, konuştuk. Onların da gerçekten verdiği enerjiyle bu zorlu süreci tamamladık. Tekrar başta T3 Vakfı olmak üzere bu projeye destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir organizasyon, muhtemel rekor kırılarak gün rakamları birkaç gün içerisinde açıklanır, gelecektir. Burada İşte gençlerimiz uçağa dokunsun diyerek başlayan, bu mottoyla başlayan Teknofest, umarım gençliğimize havacılığı, savunma sanayi, teknolojiyi öğretir, sevdirir ve onları ülkelerine yararlı birer genç haline getirir, projeler peşinde koşturur. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Bir sonraki organizasyonda, videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Lütfen Teknofest'te ve bu konularla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ben bütün yorumları okuyorum. Ve tabii ki bu videoları beğendiyseniz şöyle bir beğen tuşuna basmanızı bekliyoruz. Abone olmayı da kanalımıza unutmayın. Sonraki organizasyonlarda görüşmek üzere.